27 Mayıs oluyor. SGK primleri aklına geliyor. Mükellefine gönderecek. Abi bakıyor. Yapmamış. Halbuki diyor ki, kardeşim sen tamam muhtasarı verdin ama sosyal güvenlik primini verecek. Bu da senin hatan. Bu şekilde bir sürü meslektaşımızın sıkıntı yaşadığını gördüm. Hem bu, bir diğer noktayı da burada kısaca belirtmek isterim arkadaşlar. Özellikle İşkur bildirimleri. İşkur bildirimleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri birbirinden bağımsızmış gibi bizden istediyor. Halbuki hiç alakası yok. Sosyal Güvenlik Kurumu tek çatı altında toplanmadı mı? Toplandı. İşkur ayrı bir müdürlük. Sosyal Güvenlik Kurumu ayrı bir müdürlük, sadece bir müdürlük oldu Çalışma Bakanlığı. Dolayısıyla bu iki kurumun bizlerden ayrı ayrı bilgi belge istemeye hakkı yok, gerek de yok. Diyor ki 10 kişiden fazla il iş yerinde bir çalıştıran varsa iş yeri kardeşim bana aylık iş güç çizelgesi verecek. Ya ne kadar saçma bir şey. Ben zaten aylık SGK bildirgemi veriyorum. Giren çıkan herkesi sosyal güvenlik sisteminden bildiriyorum. Ya zaten aynı kurumsunuz. Aynı bilgiyi neden alıyor anlıyorsunuz. Neden benden tekrar bunu istiyorsunuz? Bir kira göndermeyince İşkur mesaj atıyor. Bak göndermezsen sana şu kadar ceza yazar. Böyle bir mantık olamaz. İki kurumun da birbirleriyle ilgili istemiş olduğu bilgi belgeleri paylaşması lazım. Bununla ilgili aslında 15 maddelik bir çalışma da yaptık biz daha önce de. Buraya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız geldiği zaman kendisine iletti. Bu konuyla ilgili çalışacağını söyledi. İnşallah 6 Haziran'dan itibaren bu çalışmayı da başlatacağız. Arkadaşlar son bir söyleyeceğim şey kaldı. Sosyal yaşamın desteklenmesi için proje yapıyor. Mutlaka ben hani bu projeyi şu söylemiştir, bu söylemiştir, bugüne kadar yapılmıştır, yapılmamıştır diye söylemek istemiyorum. Her grubun bu konuyla ilgili projesi var. Bugüne kadar sosyal tesis yapılamamıştır. Şu veya bu sebeple bilemiyorum. Ama az önce söyledim ya, her yerde bir ayı vardı. Demek ki bu da bize nasip olacak. Ben bunu görüyorum. Kıymetli dostlar, değerli meslektaşlarım, saygıya razıyım. Seçim beyanlarımızda yer alan her satırı bilim ve bilginin gücünü referans almış katılımcı bir anlayışla mesleki kazanımlar etrafında tüm meslektaşlarımızı birleştirecek farklı düşüncelere saygılı meslek ahlakı, bayrak ve insanlık sevgisi misyonunda bulunmuş, buluşmuş insan haklarına, evrensel hukuk kurallarına duyarlı, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, mesleğimize ve odamıza hizmet etmek üzere, yönetimde hizmet, denetimde şeffaflık, disiplinde adalet ilkelerinden tabir vermeyerek çok değerli ekip arkadaşlarımızla bizler hazırız. Paylaştığım projeleri, fikirleri ve çalışma modellerini benimsiyor, bizimle aynı fikri paylaşıyor ve artık değişim zamanı geldi diyorsanız, yarın gerçekleşecek seçimlerde yeni bir başlangıç için siz de bir adım atın. Gelin odamızı, mesleğimizi çağa uygun, itibarlı ve saygın gösterilen bir geleceğe hep beraber taşıyalım. Ben bu duygu ve düşüncelerle bana göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sözlerimi bu dönemki sloganımızla bitirmek istiyorum. Gelişim gelişimiyle başlayacak.